Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Abi nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın Metin'ciğim? Sağ ol. Bakış açısı skecimiz vardı, hatırlıyor musunuz? Bir olay yaşanıyor ve onu herkes kendi gözünden anlatıyor. Aa, bak. Evet. İşte bu. Şimdi o skecin üçüncüsü gelecek. Bir parkta genç sevgililerin yaşadığı bir olayı herkesin gözünden izleyeceğiz. Bakış açısı 3 geliyor. Hilmi ve Beste yazdı. İyi seyirler, eğlenceler. Gel aşkım, gel. Dikkat et. Hadi ya. Gelmedik, tamam. Geldik. Bana bak. Heh. Sen görmüyorsun değil mi hiçbir ya şey? Ya görmüyorum Hidayet. Alttan falan bakmıyorsun değil ya mi? Ya yok. Heh, tamam. Geldik. Bu kaç? 2. Bu? 5. Bu? 3. 5. 10. Sen nasıl biliyorsun ama bunların hepsini? Ya Hidayet, 3 saattir böyle geziyorum. Artık 6. isim kuvvetlenmiş olabilir mi? Olabilir, tamam. Evet. Açayım mı, geldik mi? Tamam, sinirlenme. Aç, tamam. Tatam! Bizim evin önündeki park burası. Evet. Anlama diye yolu uzattım. Nasıl? Nasıl ya? Şimdi biz boşuna mı metrobüse, vapura, üstü açık arabaya bindik? Kamyon da o. Ne? Lan sen beni kamyonun arkasında mı getirdin? Yastık vardı, ben ona uzandım. Koyun da o. Ama hayatım, ne dediği zaman anlaman lazım. Anlamadım. Sus ya. Sürprizim bu muydu Hidayet? Ya hayatım, sürprizim sadece bununla sınırlı değil ya. Ben sana daha ne mutluluklar yaşatacağım. Aa, edepsizlere bak, duydun mu? Ne dediler, ben duymadım. Piknik mi yapacağız parkta? Ama hayatım, burası sıradan bir park değil ki. Burası bizim ilk buluştuğumuz park. Ben hiç hatırlamıyorum. O zamanlar buralar tarlaydı. Hidayet, sinirlenmeye başlıyorum ama ya. Tamam ama sinirlenme. Tamam, bak ben sana ne yaptım? Pasta aldım, hem de ahududulu. Of, rejimdeyim biliyorsun. Ama bak, bir ye bakalım. İçinden neler çıkacak acaba? Kim bilir? Aa. Ne çıkacak ya içinden? Tamam hayatım, sen bir ye ama bak, gel ben sana ellerimle yedireyim. Ya istemiyorum. Ay, şu edepsizlere bak, gördün mü? Ne olmuş, ben görmüyorum. Yakışıklı abi, alası güzel ablama bir çiçek. Aa, yok, teşekkürler, istemiyoruz. İyi, sen şeysin. Pintisin, bu da kenavir gözlü. Aa. Tamam, uzatma istersen. Yozuğa benzeri bir el falını bakayım. Üç vakte kadar bir kısmet var. Tamam, istemiyorum el falı falan. O zaman üç vakte kadar Allah seni belanı verecek. Abi yürü git. Götüm kenar. Görüyor musun, hiç gençlerde adap kalmamış. Hadi bir gidelim. Nasıl gideceğiz, ben yürüyemiyorum. Remziye, sen ölmüşsün, gömmeyi unutmuşlar. Ya bırak şu hayattan, bir sal artık kendini ya. Niye geldik buraya? Ya işte pasta yeseydin anlayacaktın niye geldiğimizi ya. Ne olacak şimdi? Zeynep. Abi. Ne? Abi mi? Allah belanı verecek dedim. Kim bu? Abi, açıklayabilirim. Evet, açıklayabilir. Sen hiç utanmıyor musun ya? Evimizin önüne gelmişsin, burada adamlarla konuşuyorsun, oturuyorsun. Adamlarla falan değil yalnız, ben tekim. Bir adam var burada. Şu an orada bir yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Oğlum bak, senin kafanı gözünü kırarım ha. İşte belden bitecek kalsaydı kafanı gözünü sadakası olacak. Ama hayır, bakın siz beni yanlış anlıyorsunuz. Nasıl yani? Benim kötü bir niyetim yok. Yok canım. Abi yapma. Abi yapma. Dur ya, ne oluyor burada ya? Hoş geldiniz, gelen kurmayım. Oğlum neyle vurdunuz bu çocuğun kafasına? Bekçiyim lan ben. Ne oluyor burada? Kız kardeşime sarkıntılık ediyor ya. Yok öyle bir şey yok. Yanlış anlaşılma. Hayır, evet ya, ben öyle bir sarkıntılık falan yok. Ben öyle kötü niyetli bir insan değilim. Anlatsana Zeyno. Anlatayım. Öyle bir şey olmadı ki, biz arkadaşınla burada öyle oturuyorduk hatta. Yalan söylüyor. Hiç öyle olmadı değil mi Remzi? Remziye. Oley be, ölmüş. Aman içim geçti. Doğru söylüyor. Sen nerede benim? Ha burada. Doğru söylüyor. Böyle olmadı. Nasıl oldu? Bak, tam olarak şöyle oldu. Hadi artık, daha gelmedik mi ya? Elim acıyor. Geldik. Biraz sabret.
Üç saattir de gözüm kapalı. Ama hoşuma da gidiyor. Tamam. Çıkart artık onları. Açıyorum o zaman. Aç. Bizim evin önündeki park burası. Sana korkusuz olduğumu söylemiştim. Sürprizin bu muydu yani? Hayır tabii ki. Bununla sınırlı değil. Şımartıyorsun. Her şey bununla sınırlı değil. Bak, sana pasta da aldım. Hem de en sevdiğim ahu dudulu. Neli bir daha söyle. Ahu dudulu. Çiçeklerim diyeceğim ama sizi çok çiçeklik bir haliniz kalmamış. Ben o gülleri ısırırım anca. Isır. O da ben sana bir el falı bakıyorum. Aman Allah'ım, burada üç vakti kadar bir çocuk var. Gör. Ya görür müsün? Ah! Zeynep! Abi senin ne işin var burada ya? Öyle şey yapıyordum, yürü. Bu kim? Ya sana açıklama mı yapacağım ben? Allah Allah. Ne oluyor ki ya? Nedir? Problem ne? Ne bileyim ya. Ne ama var yani? Özür diliyorum ama yani burada yani evimizin önünde yani parkta annem babam görse yani yanlış anlarlar. Ne var yani ya burada? Bir dakika ya, ben şu an yani kız kardeşinle burada oturuyoruz diye problem mi oldu yani? Ne bu, ahlaksızlık falan mı ya? Allah Allah. Çok yanlış anladınız. Tamamen kardeşim olur benim bu arada. Hı. Yanlış anlaşılır diye ben o şekilde düşündüm. Yalnız bak, benim burada kötü bir niyetim yok. Hı. Çok kötü bir niyetim var, onu sana söyleyeyim. Şuna dersini ver ya. Benim canımı sıkma bak. Benim canımı sıkma. Sıkma. O kadar mı ya? Bana vuruyor, kendimi savunmalıyım. O kadar. Ne oluyor burada ya? Ha işte sonra da siz geldiniz. Ne? Ya bu saçma bir hikayem var ya. Ya böyle bir şey yok ya. Yalan ya böyle. Evet. Bir dakika ben şey, teyzenin söylediği doğru, ben zaten o şekilde davrandım da hani. Siz ben yokken siz onları mı yaptınız? Ne yaptınız? Abi saçmalama. Ne sen böyleydin ne de biz böyleydik. Bulamış ya bunlar. Bak terbiyesiz gördüm ama. Evet ya, böyle bir şey olmadı. Bunlar benden çiçek almadı ki. İsterseniz ben anlatayım size. Anlat bakayım, bir de sen anlat. Ben... On numara bir yere getirdim seni şahanem. Anandan kaçmak için mükemmel bir yer buldum ha. Açayım mı gözümü? Aç bakayım gözlerimi. Ya bizim evin önündeki parka getirmişsin ya. Ana, ben dedim burası bana bir yerden tanıdık. Tamam be pembe, otur boş ver. Ver bakayım bir yanaktan. Çüş, evlenmeden hayatta olmaz. Abo, sizi var ya pembeye söyleyeceğim ha terbiyesizler. Hiç utanmanız da yok burada fingirdeşiyorsun. Fingirdekler. Lan sen ne yaparsın bu kara çocukta? Ben sana demedim mi bunda görüşmeyeceksin diye? Aman be Pembe abla be. Severim ben Sultan'ı, bilirsin. Sultan sen de bir şeyler desene. Ana, severim ben bu Ferhat'ı, bilirsin sen hakikaten ya. Severim Ferhat. Ana, hiç mi vicdanın yok sızlamaz be? Kız, vicdan ne? Ben seni öldürürüm. Yapma ana, korkan olayım, yapma. Yapma Pembe abla, yapma. Şimdi yedim seni kara çocuk. Ya bunu ya. Burada yapma. Abi ne oluyor? Ne oluyor burada ya? Böyle olmadı ya. Evet, bu ne saçma bir hikaye ya? Cennet Mahallesi anlattı bu. Ya biriniz bana şu olayı düzgünce anlatacak mı artık? Ya ben anlatabilir miyim? Anlat. Ben anlatayım abi. Tamam. Bak, ben gayet usulca, hiçbir sıkıntı yok. Böyle bu şekilde, böyle ortam tabii ki ben geldiğimde böyleydi. Aynen şöyle oldu bak. Kardeşim...
yapıyorsunuz lan siz, ha? Siz kimsiniz lan benim kardeşimi oradan oraya ittiriyorsunuz lan? Ha? Zeynep! Oh. Geçecek bunu! Ne oluyor burada? Ya evet abi, bu nedir? Bu ne ya? Şey ya ben geldiğimde siz yoktunuz zaten. Ya gerçekten böyle bir şey yaşanmadı ya. Lütfen arkadaşlar, gözünü seveyim. Ben ne sizin anlattığınız gibi biriyim, ne sizin anlattığınız gibi biriyim ya. Ya şu parkta oturup da böyle el ele tutuşan birbirini seven insanlara sapık muamelesi yapmaktan vazgeçin artık, gözünü seveyim ya. Bu böyle bir şey değil. Ya biz birbirimizi seviyoruz. Ayrıca benim niyetim ciddi. Şu pastayı yeseydin, şu pastayı yeseydin ne olacağını görecektin. Bu pastanın içinde yüzük var. Aman! Zeynep. İyi duydum, duydum. Benimle evlenir misin? Abi. Ya oğlum sen desene baştan niyetim ciddi diye. Saçma sapan şey. Bak ne yap, ne diyorsan de işte. Evet! Oley be! Giyalım buketini de beğenden alırsınız artık. Olur, hadi bakalım. Ver müziği lan abi. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Hilmi ile beste yazdı Hilmi. Sen o yüzden bu kadar coşkulu geliyordun finalde böyle. Hilmi'cim seni zile doğru alıyoruz. Ya çok aramızda bir muhabbet olacak da bu bakış açısı dün bir tane biz bakış açısı çalışıyorduk sahnede. Evet abi. Ben de saat 11 gibi gittim buradan. Evet. 11'de... O bu değil. Evet. Gece 11'de o ne oldu? Yazmaya başladık. Yani o zayıf diye gece 11'den 2'ye kadar bunu yazdım. Yepyeni bir bakış açısı. Vah helal olsun ya. Artık diyecek söz yok ya. Ben de o an dün biz Allah Allah o bir şey değildi. Şimdi hikayesi söyleyeyim, başka bir yerde kullanırız mı? Allah Allah, bu nasıl olmuş diyorum. Sonra da üstüne katarak şakalar... Ya bazen de sıkışınca çok iyi oluyor ya. Hakikaten acayip iyi olmuş gece ya. Gece farklı bir bakış açısı getirdik. Buradaki farkı biraz da şey olmuş. O bakış açısı için bence çok güzel bir fikir. Partları kısaltma çok iyi fikir. Yani ilk başta güzel hikaye anlatıp sonra kısa partlarla direkt şakaya koşmak... Bence bakış açısı açısından da gece 11'den sonra gelen şey... serinin devamı için çok iyi olmuş bence. Şahaneydi. Elinize sağlık. Bütün performansınızla. Harikaydı. Çok güzel hareketler devam ediyor sevgili izleyenler.